Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki gizli tanığın komplo iddiası sonrası 3 polis müdürü hakkında hazırlanan müfettiş raporu savcılığa yollandı ve raporda dikkat çeken detaylar var. Bu arada bir komiser de daha gözaltına alındı. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı. İkisi tutuklu 3 polis müdürünün gizli tanığın ifade verdiği ve firar ettiği süreçte görevi kötüye kullandığı ve ihmal ettiği tespiti yapıldı. Bu arada bir komiser daha gözaltına alındı. Hazırlanan 84 sayfalık rapor savcılığa sunuldu. Raporda gizli tanık Serdar Sertçeli'ye ayrı bir parantez açıldı. İrtibat kesildikten sonra yakalanmasına yönelik gerekli özenin gösterilmediği vurgulandı. Sertçelik'in kaçış sürecinde 3 araç değiştirmesi ve firardan 9 gün sonra bildirim yapılması da raporda yer aldı. 8 ses kaydı da jandarma kriminal tarafından incelendi. Devlet memurluğu ile bağdaşmayacak ifadelerin o kayıtlarda yer aldığı belirtildi. Gözaltına alınan komiser de organize suçlarla şube müdürlüğünde görevli. Diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendiriliyor. Bu arada Ayhan Bora Kaplan'ın yargılanması da devam ediyor. Bir kez daha hakim karşısına çıkan Ayhan Bora Kaplan tahliyesini talep etti. Ev hapsi istedi. Bana bakanlarla, bürokratlarla ilgili ifade ver dediler, vermedim. Bir vatandaşa devlet memurlarının kumpas kurmaması gerekir ifadesini kullandı.